Merhaba sevgili devşenler. Bugünkü konumuz def mi, erbane mi? Bu iki kelime nerede gelmiş? Hangisi doğru, hangisi yanlış? Acaba ikisine aynı enstrüman mı, aynı çalgıdan bahsediyor mu? Ve hangisi kullanmamız daha iyi olabilir? Öncelikle erbane kelimesi kökeni anlatayım. Arap ane, Kürtçe bir kelimedir. Birinci düşünce bu kelime erbane nerede gelmiş birinci ve en güçlü fikir Kürtçe bir kelime olduğuna ve anlaması Arap getirdidir. Şimdi bir enstrümanı böyle seslendirme doğru hiç bulamadık yani. Yani başka bir enstrümanları diyelim falan yer getirmiş ya falan millet getirmiş hiç böyle bir şey rastlamadık. Yani doğru bulamıyoruz. Çünkü sadece Araplar değil. Bir sürü millet Mezopotamya'dan alın. Farslar, Kürtler, Araplar, Türkler, Yunanlar, Balkanlar çok farklı coğrafyalarda aynı zaman çalmışlar. O yüzden Arap getirdi doğru bulamıyorum ben. Bu tamamen benim fikrim bu arada. Aynı zamanda erbani kelimesi sadece Türkiye'deki Kürtçe Kırmancı lehçesinden kullanılan bir kelimedir. İran'da de Yezd şehrinden ki Arap bölgesi yakındır onlara bazı bir böyle bir millet var orada hatta hala Zertuştler Erbune diyorlar. Ve hatta onlar şöyle açıklıyorlar. Erbune yani ateş, agır, agırdan geliyor. Bune ateş için anlaması getiriyorlar. Ama şöyle bir gerçek de var. Zertuş kitabında, Avusta'da hiçbir erbune kelimesi rastlamadık. Ve varsa eski şiirlerden, Hafız'dan, Sadi'den, Firdevsi'den ve çok daha eskilerden, Baba Tahir'den def kelimesi görmüş oluruz. Defu çeng, defu zerb ya başka kelimelerle def başka bir defu surna yan yana görmüş oluruz. Erbani bir kelime ne eski şiirlerden ne metodolojikten hiç rastlamadık. O yüzden bu kelime yeni bir kelimedir. Yaklaşık bir 600 senelik bir kelimedir İslam'dan sonra. Ve Türkiye'deki Kürt bölgesinden ki Arap bölgeye daha yakın olduğuna bu kelimeyi kullanmışlar. Doğru kelimesi akademi olarak deftir. Ama şu anda çok yaygın oldu Türkiye'de. Artık herkes Erbani kullanabiliyor. Şöyle bence doğru kullanabiliriz. Def parantez içinde erbane de diyebiliriz. Tefle karışmasın. Ve def kelimesi nerede gelmiş? Def kelimesi köken İbranicidir. Ve çok eskiden def bir kelime yoktu. Tefek kelimesi mesela bir enstrümanı vururken çalmaktır. Alması bu geliyor. Sonra duktuba, taftafa, toftofa, sonra tef, t ile başlayan. Tef ve def bir aile enstrüman sayılır. Neden? Yuvarlak içinde deri olduğu ve zilleri var. Defin zilleri içindedir, kasnağın içinde. Tefin zillerin kasnağın arasındaki boşlukları koyuyorlar. Tek farkı burada. Bir de tef daha küçük, çalma şekil teknikleri daha farklı. Def daha büyük ve çalma teknikleri de daha farklı. Ve çok eskiye dayanan bir tarihe sahip. En az 7000-8000 sene bir tarihten bahsediyoruz. Vurmalı enstrüman olduğu için aynı zamanda ilk enstrümanlar olarak tanıtıyoruz. Bunu unutmayalım. Def hangi millete ait? Dediğimiz zaman aslında hiç kimseye ait değil. Çok farklı tarihlerde, çok farklı coğrafyalarda, çok farklı milletlerde böyle benzer enstrümanı kullanmış. Mesele burada sahiplenmektir. Def dediğimiz zaman aklımıza İran geliyor ve İran'ın Kürt bölgesinden geliyor. Neden? Zertuş zamanından şu ana kadar kullanmışlar ve şu andaki çalma şeklimizdeki defe İran'daki Kürtlere aittir aslında. O yüzden onlar sahiplenmişler. Yani bu şekilde çalmak onlara aittir. Çünkü Arap usulümüz var. Arap şeklinde çalmak var. Bu elle hiç kullanmadan sadece sağ elinde çalıyorlar. Ya da Kürt usulü dediğimiz zaman ki İran'daki Kürtler iki elde bu şekilde hiç bırakmadan kullanıyorlar. Bu enstrümanı çok geliştirmişler. Hani enstrüman yapımlarda o bölgededir. Notasyona, defin notasyona çıkartmışlar.
Aynı zamanda en iyi icracılara ki bu enstrümanı geliştirdiler. O bölgeden çıktı ve hala da o bölgede çıkıyor. Ve ha eskiden şu anda kadar hala çalıyorlar. Bu bir sahiplenmek meselesidir. Gitar dediğimiz zaman aklımıza nereye geliyor? İspanya. Ama gitar aslında Katar'dan gelen bir enstrümandır ki Arap ülkelerden ve Zeryab'dan, İran'daki Fars bir müzisyenden Zeryab'dan o bölgeye geçmiş olur. Ama o bölgeye bunu sahiplenmiş, en iyi çalan gitar İspanya'da, enstrümanı en iyi yapan orada, notasyonu çıkartan orada ve eskiden şu ana kadar hala çalıyor, geliştiriyorlar. Dört tane önemli faktörlerdir. Defin tarihçisi çok geniş. Yani bir videoda gerçekten yetmez. Ve bunu ilgili birinci metodumda defin tarihçisi genel bir bakış olarak İmad Tohidi kitabından çok bilgileri ve resimleri orada alıp tabii ki İmad Tohidi hocamız da aynı zamanda çok araştırmaları yaptı. İran'ın çok kütüpleri şey yaptı. Ve ben de kendi araştırmalarımla bu kitapla birlikte karıştırıp bir defin tarihçesi başka bir bakışla yazmaya çalıştım. Tüm detayları, diğer detayları o kitapta bulabiliyorsunuz. Umarım ki defin tarihçesi ile ilgili bazı soru işaretleri kafanızda çözmüş oldum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.